günler. Buyurun. Hoş geldiniz, buyurun. Benim de 5 tane bel fıtığı var. Evet. Boynumda var damar kararması. Evet. Aynen sizin dediğiniz gibi benim omalarıma, dizlerime döküldü. Evet. Bunu ne yapmam gerekiyor hocam? O ligaman dediğimiz yapının, omurların üzerindeki ligaman dediğimiz yapının zaman içerisinde kireçlenmesi, o kireçlenmenin de kanalı daraltmasıyla meydana geliyor. O kanal o şekilde daralmaya başlıyor o yapının kireçlenmesiyle. Vücut bazen kendini onarmaya çalışır ama onarmaya çalışırken hani şöyle söyleyeyim, bir küçük çukur düşünün, o çukura kocaman bir kamyon dolusu toprak şey yapar, onu dolduracağım evet. derken orası bir tümsek haline gelir. Aynen vücudun bazen onarma şekli bu şekilde oluyor, bazen tam onu düzeltemiyor. İşte onlar da sorunlara yol açabiliyor. Yani kireçlenmeler de bazen bu şekilde meydana gelebiliyor. İşte bu da daralmalara yol açıyor. Bunu görmek çözümü lazım. Çözümü var mı hocam? Tabii bütün ki. Vücuduma dökülüyor demesi ağrıları var anladığımız aynen, kadarıyla aynen. izleyicimizi. Yani onun bir bakılması lazım, görmek tetkik gerekiyor. Edilmesi evet. lazım. Hani neler yapılabilir? İle hepsi cerrahi olacak değil. Cerrahi dışı bir sürü yöntem de var. Onlar da denenebilir. Bunların ama uygun bir gözle değerlendirilip hangi tedavinin uygulanacağının görülmesi lazım. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Ali Bey var mı sorunuz? Hatta mısınız? Ben hastayım. Ben sizi dinliyorum. Tamam. Evet. Hocamızı duyabiliriz mi? Diyor ki görmek lazım raporları. Biz buradan... Benim de bel fıtığı var. 3 tane doktor beni ameliyat edemiyor. Ameliyatım geçmiş. Evet. Öyle bir şey var mı hocam? Geçtiği için de hapılar bilmem senin lokmanı tedavi edin diyor. Tedavi de akşam oldu mu yatmam mümkün değil. Uykular kaçıyor tabii. Tabii şikayetler. İşte, arızdan yatamıyorum. Yani ameliyat dediğim gibi... Zaten yürüyemez de bir hale geldim. Yürüyemez bir haldeyim. Yürüyemiyorum. Kaç yaşındasınız? 45 doğumluyum. 45 doğumluyum. Evet. Nüfusta 47 ama... Anadolu'nun 45. Anadolu'nun 45 tamam. Maşallah. Maşallah diyelim. Şimdi hocam. Tabii ki yani dediğim gibi ameliyat dışı yöntemler de söz konusu. Yani... cerrahi yöntemler, ağrı cerrahileri, epidural steroid uygulamaları bunlar da söz konusu olan yöntemler. Bunlar denenebilir. Eğer hakikaten ameliyata müsait değilseniz, ameliyat yapılamayacak gibi bir durumunuz söz konusuysa bunlar denenebilir. Yine fizik tedavi denenebilir. Yani hocam bunların Ali amcayı hepsi... çağıralım mı İstanbul'a? Müsaitse tabii ki, tabii bekleyeyim. Yani bunların Ali amca, bir bakılıp değerlendirilmesi musun? Lazım. Duyuyorum. Size hangi tamam. yöntemin daha uygun olacağı ona göre belirlenip uygulanabilir. Karar verilir. Şimdi siz Antalya'dasınız ya. Evet. Şimdi havalar kötü. Tamam biz İstanbul'dayız. Hocam İstanbul'da. Müsait evet. olduğunuzda siz numaranızı bırakın biz size yardımcı olmaya çalışalım. Çok doktora gitmek de doğru mu onu konuşacağız. Televizyondan takip edin olur mu? Geçmiş olsun. Bana bir ilacınız yok mu? Hiç tedavi edecek. Var diyor zaten. Var diyor ama diğer bunun, yöntemler... Ben yandan İstanbul'dan ne türlü merhemler getirttim. Evet. Buraya kaç tane merhem getirttim. Evet. Vallahi faydasını buluyorum. Çaldığımda bir ağrıyı kesiyor ondan sonra yine devam. İşte her merhem faydalı mı ya da merhem yeterli mi onu da soralım hocamıza olur mu? Tamam. Televizyondan. Şu anda ben bir merhem kullanıyorum. Tamam. Antalya'dan getirdim. Tamam. Onları da kullanıyorum. Bir arada çaldım mı azıcık yumuşadıya yine devam. Siz numaranızı bırakın. Müsait olduğunuzda İstanbul'a yolunuz düşerse hocam size yardımcı olmaya çalışacak şimdi... olur mu? Buradan, şu mesajı vermek istiyorum. Bizler yani bu televizyona çıkan doktorlar yani biz televizyondan kimseyi tedavi etmiyoruz. Biz sadece hastalıklarınızla ilgili sizlere bilgi veriyoruz. Sizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Neler yapılabileceğini, neler olabileceğini belirtmeye çalışıyoruz. Yani sakın ola televizyondan bir tedavi beklemeyin kimseden. Bizler size sadece bunların neler olabildiğini
neler olabileceğini, hastalıkla ilgili bilgilerinizi arttırmaya yönelik bilgiler verebiliyoruz. Ama esas olarak mutlaka bir doktorunuza görünüp tedavi yöntemlerini, yapılacak tetkikler ve muayene ile değerlendirilip bakılması lazım. Yani sakın yanlış bir mesaj buralardan gitmesin. Evet. Bizler televizyondan bakıp şunu al, bunu al, bu sana iyi gelir diyemeyiz. Böyle bir şey yok. Yani görmeden, etmeden kimse kimseye inanmayın. Evet, hayır, böyle bir şey yok. Yani sakın ola. Yani kimse kimseyi görmeden sadece telefonla hani şunu al, bunu al, böyle bir şey yok. Mutlaka bakılması lazım. Evet. Farklı farklı bir sürü hastalık nedeni olabilir. Her şey aynı demek değildir. Biz burada olabilecek nedenler konusunda sadece fikir veriyoruz, size bilgilendiriyoruz. Ama bakılıp bunun nedeninin ne olduğunu görmek lazım. Bazen basit bir bel ağrısı, fıtık diye düşünebilirsiniz. Arkasından tümör çıkabilir, bazen başka bir şey çıkabilir, başka bir daha hafif bir neden çıkabilir, daha ağır bir neden çıkabilir, farklı bir neden ağrıya yol açabilir ya da bulgulara yol açabilir. Bunların mutlaka araştırılması lazım. Yani bunları hani insanlar hani kolay ekrandan şey yapıyor ama böyle değil. Evet. O yüzden doktorlarınızla mutlaka güvenin, onlarla irtibat halinde olun, muayenenizi olun, değerlendirsinler, baksınlar ve tedavinizi uygulasınlar.